sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere Artvin Yusuf Eli'nden, sektöründe öncü bir firmadan Yusuf Eli Bal Evi'nden seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma yetkilimiz Sayın Recep Yer bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Recep Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle merhabalar Recep Bey. Merhabalar, hoş geldiniz içimize. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Eli İlçesi Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yer. Bu dördüncü yıldır birlik yönetim kurulu başkanlığını devam ettirmekteyim. Peki Recep Bey, ben o zaman devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Yusuf Eli Bal Evi olarak bünyeniz dahilinde genel olarak vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalarınız nelerdir efendim? Kısaca bizlere evet. ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Evet, bu bal evimizi 2016 yılının Mart ayında açtık. Tabii ki üreticimizin en büyük sorunu pazarlama sorunu. Bu sorunu çözmemiz için ilçe belediye başkanımız sağ olsun bu iş yerini bize dizayn ettikten sonra teslim etti. Ve biz de üreticilerimize ait balları kendi adlarına, kendi name hesaplarına burada pazarlamaya çalışmaktayız. Yani gerçekten çok güzel bir stand oluşturmuşsunuz ve farklı farklı yörelerin farklı farklı balları var. Bal deyince aklımıza ilk gelen zaten sağlık oluyor. Evimizden eksik etmeyeceğimiz tek unsur diyebiliriz. Biz biraz da bu ballarımızdan ve ballarımızın özelliklerinden sizlere, izleyicilerimize bahsetmenizi rica ediyoruz Recep Bey. Evet, ballarımız burada 500 rakımdan 2500 rakıma kadar biz burada arıcılık yapmaktayız. İlkbahar, Mart-Nisan aylarında buradaki faaliyetler, arıcılık faaliyetleri başlar. Mayıs ayının sonunda arılarımız yüksek rakımlı yaylalarımıza gider. Yaylalarımızın özelliği endemik çiçeklerimiz vardır bol miktarda. Bölgeye, yöreye has, endemik. Aroması iyi ballar üretilmektedir bu bölgelerimizde. Peki efendim, bizler şu anda görüyoruz ama tabii ki izleyicilerimiz bu ballarımızın fiyatını da merak ediyorlar. Acaba çok mu pahalı, biz bunu evimize alabilir miyiz diye kafalarında ister istemez bir soru işareti oluşuyor. Biz buradan izleyicilerimizi biraz gönlüne su serpelim ve bu bal fiyatlarımızı buradan açıklayalım Recep Bey. Açıklayalım. Buradaki ballarımızın tamamı tahlillidir. Yani laboratuvarda tahlile girmeden buraya bal sokmuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde içerisinde şeker veya işte glikoz öyle bir madde yoktur. Bu şekildeki kaliteli ballarımızın fiyatları da 50 TL'den başlamaktadır. Yani kısacası her kesimden her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada bal satışlarınızı sunuyorsunuz. Müşterilerinizi memnun bir şekilde buradan da uğurluyorsunuz. Peki efendim, o zaman ben devam ediyorum ve Yusuf Eli Bal Evi olarak ileriye dönük hedef ve projelerinizi sizden öğrenmek istiyorum. Kısacası bizler Yusuf Eli Bal Evi'ni ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Recep Bey? Şimdi şu anki bizim en büyük sorunumuz pazarlamayla ilgili sorunumuzdur. Dolayısıyla birliğimizin imkanları iyi olmadığı için şu anda vatandaşın kendi adına burada satış yapmaktayız. Daha sonraki yıllarda biz birlik olarak vatandaşın balını tek elden toplayıp birlik hesabına işte diğer illerimizde, büyük şehirlerimizde pazarlamayı düşünmekteyiz. Pazarlama ağımızı internet üzerinden de verebileceğimiz bir adresle izleyicilerimize ulaştırmak olabilir değil mi Recep Bey? Evet, şu anda telefon siparişleri almaktayız. Telefonla kargo yapmaktayız ama Yusuf Eli Bal Üreticileri Birliği'nin web adresi de var. ybub.gov.tr. O adresten de vatandaşlarımız isteyerek ballarımızı bakabilir, beğenebilirler. Telefonla da sipariş verebilirler. Gerçekten sevgili izleyicilerimiz, biz sattık. Ballarımız harika. Muhakkak ulaşın ve ballarımızdan sipariş verin diyoruz. Peki efendim, şimdi isterseniz biraz da sektörel sıkıntılar diyelim. Sizler de arz edersiniz ki her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız ve zorluklarınız muhakkak oluyordur. Varsa nelerdir bunlar? Evet, arıcılarımızın en büyük sıkıntısı işte gezgincilik. Gezgincilik başlı başına vatandaşımıza bir yük oluyor. Ondan sonra üretim aşamasındaki işte doğal yağmurlar, olumsuz iklim şartları üretimde bayağı vatandaşımızı zor durumda bırakıyor. Ama üretimden sonraki en büyük bizim şu anda sıkıntı çekmiş olduğumuz sıkıntı, konuştuğumuz gibi pazarlama sıkıntısı. En büyük hedefimiz pazarlama sorununu halletmemiz. Tabii bunu açtıktan sonra bir sıkıntı kalmayacak diyorsunuz. Peki efendim, birliğinize bağlı toplam kaç üyeniz mevcut? Şu anda 170 civarında üyemiz var. Toplamda 12 bin civarında da arı kolonimiz var.
Peki sizlere ulaşmak isteyen, az önce de belirttik ama ben üstüne basa basa biraz daha bunu ön plana çıkartmak istiyorum Recep Bey. Sizlere ulaşmak isteyen, sizlerden bu enfes malları almak isteyen ekran başındaki sevgili izleyicilerimize tekrar bir telefon numaranızı ve adresinizi aktarır mısınız buradan? Telefon numaramız 466-811-32-33. Yusuf Eli İnönü Caddesi'nde faaliyet göstermekteyiz. Terminal üstü binamız. Sabah 6, sabah 8, akşam 5 çalışmaktayız. Web adresimizi tekrar aktaralım. Web adresimiz yebub.gov.tr. YBUB yani Yusuf Eli Balyoz Üniversitesi Birliği'nin kısaltılmışı. Evet. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Bizim sorunlarımızı dinleyip de ulaştırdığınız için bizi izleyen vatandaşlarımıza. Biz vatandaşlarımıza Yusuf Eli ilçesinde üretilen ballarımızın kaliteli, sağlıklı, tüketilebilir olduğunu, analiz edildikten sonra buraya geldiğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini buradan söylemek istiyorum vatandaşlarımıza. Peki efendim, bizler de sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Daha nice uzun, bol kazançlı, güzel günler sizlerle olsun diyorum. Şimdiden iyi çalışmalar, her şey gönlünüzce olsun Recep Bey. Teşekkürler. Evet sevgili Gelişen Ekonomi Programı izleyicileri, bugün de sizlere Artvin Yusuf Eli'nden, sektöründe öncü bir firmadan Yusuf Eli Bal Evi'nden seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.